Kötü günler geçsin istenirken daha da kötü günler ile karşı karşıya kalıyoruz. Pandemi sürecine itibaren teknolojik araç gelişlerinin fiyatları aldı başını gitti. Normalleşme sürecine adım attığımız zaman ise fiyatların düşmesi beklenirken işler yine ters gitmeye başladı. Bugün size teknolojide fiyatlar neden düşmüyor, bunun arkasında bulunan çip sorunu nedir ve ne zaman somunur bunun hakkında konuşmak istiyorum. Herkese merhabalar ben Mevlüt Aydemir. Teknoloji ve eğitime dair videolar yaptığım YouTube kanalıma hoş geldin. Piyasaya baktığımızda çip krizi denilen bir sorun ile karşı karşıyayız. Piyasaya yeni ekran kartları sürülmedi. Cep telefonlarında üretim kapasitesi azaldı. Yeni çıkacak olan modellerde de ertelenmeler oldu diyebiliriz. Bunu sadece küçük araç gelişler için değil, geçtiğimiz günlerde Toyota Adapazarı'nda bulunan fabrikasında kısa süreliğine çip krizi nedeniyle ara vermişti. Sadece Türkiye için değil, Japonya ve Kuzey Amerika'da üretimini azaltmaya gitmişti. Hal böyle de kalmadı. Brezilya'da satışa çıkarılan Volkswagen Fox modelinde eğlence sistemi bulunmuyor. Araçta 1990'larda kullanılan küçük ekranlar dahi bulunmamakta. 2021 yılında ne acınası durum değil mi? Ve eğlence sisteminin de olmadığı yerler plastik ile kapatılmış durumda. Peki bu çip krizi nasıl başladı ve ne zaman bitecek sorusuna gelecek olursak pandemi sürecinde evlerde kapandığımız durumlarda talepler fazlaşmıştı teknolojiye. Ve aynı zamanda da kapanma sürecinde fabrikalarda üretim yapamama durumunda olduğundan dolayı çok fazla sayıda talepler birikmişti. Ellerinde bulunan çipleri kullanırken fabrikalar stokta kendileri açısından da büyük oranda çip sorunu yaşamaya başladılar üretim yapan çift fabrikalarında ise talep yoğunluğundan ve pandemiden kaynaklı yetiştirme olmayınca büyük bir kriz yaşandı diyebiliriz ve halen de yaşanmaktadır. Firmaların yöneticilerinden gelen bazı bilgilere göre bunlar aslında Logitech CEO'su Intel, Nvidia gibi şirketler çift krizinin 2022 yılının sonlarına bulacağını söz ediyorlar. Günümüzde çip krizi ekran kartı olumsuz olarak çok fazla etkiledi. Elbette ki bunu sadece çip krizine bağlayamayız. Bitcoin'in de artışı ve madencilik kavramının da fazlalaşmasından da kaynaklı bir durumdur elbette ki. Pandemi süreci hala bitmiş değil. Bazı şirketler ve fabrikalar tam olaraktan üretim sağlamamaktadırlar. Peki tekrar üretim durma noktasına gelir mi? Ve artış olursa da çip krizinin üstüne de yeni bir sorun çıkar mı? Eğer böyle bir durum ile de karşılaşırsak Teknolojik cihazların fiyatlara düşmek yerine daha da artacak diyebiliriz. Umarım böyle bir sorunla tekrar karşılaşmayız. Son zamanlarda çiftlerin sahtesi çıkmış olacağı dair bilgiler paylaşılmakta. Eğer sahte ya da iyi olmayan çiplerin kullanılması teknolojik araç gereçlerde hiç de iyi olmaz. Size bir örnek vermek istiyorum. Eğer siz bir ailenizle arabanızı yolda giderken beyninde oluşan bir sıkıntı ile çok ciddi zararlara uğrayabilirsiniz. Ne yazık ki Allah korusun. Çip krizi konusunda benim görüşlerim 2023 yılının ilk çeyreğinde son bulabilir gibi geliyor bana göre. Pandemi devam ediyor ve ciddi anlamda da fabrikalarda sıkıntılar bitmiş değil. Peki sizler çip krizi ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz ve aynı zamanda da fiyatlar konusunda ne gibi değişiklikler olabilir? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşırsanız sevinirim. Umarım videom işinize yaramıştır. Bana destek olmak adına videomu beğenip kanalıma da abone olsanız sevinirim. O zaman seninle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Bay bay. Hey sen! Ekran başındaki Mevlüt Aydemir YouTube kanalına göz atmadın mı? O zaman bu videodan sonra seni bekliyoruz. Acele et!